Evet, merhabalar arkadaşlar. Sıla yolu 2019 yolculuğumuz tamamladık ve gezmeye devam ediyoruz. Ben ve ekibim. Biz bugün nereye geldik? Bugün Pamukkale'ye geldik. Buradan girişimiz var. Şu girişi gördüğünüz gibi. Ben arabayı açayım. Siz çok sevdiniz arabayı. Al. Eski zamanlardan kalma ilk defa geldik biz buraya. Buraya araçla gelen arkadaşlar 10 lira araç giriş ücreti var. Burada da gördüğünüz gibi şurada bir lahit mezar durmakta. Ve ben şimdi elimden geldiği kadarıyla videolar çekmeye çalışacağım sizin için. Arkadaşlar. Burada tarih var. Şu karşılarda da var. Yani çok şeyler var şu karşılarda da. Mezar var. Lahit mezar durmakta. İçi tabi boşaltılmış vaziyette duruyor. Ama hangi dönemlerde olduğunu ben bilemiyorum. Yani köy, eski yerleşim mezarlar yerinde durmakta. Tam define yeri. Tam define yeri. Defineciler için. Zaten aşağıdan gelirken şu aşağılarda da birkaç tane lahit mezar vardı. Biz onları gördük. Biz arabamızı burada bir ağaç bulduk. Ağacın altına çektik. En azından dedik aracımız güneşten yanmasın. Bakalım bir. Devam edeceğiz. Şey, baba. Bu Dösüm de İş Bankası'nın kartları da geçiyor. Haberin var değil mi? Atma, bak Dösüm döner sermaye iş etmeliği. Evet. Burada biz birazdan giriş yapacağız buraya. Burası böyle bu şekilde. Ama hava da iyi sıcak. 33 derece. Pamukkale'ye giriş diyor. Lan her tarafı köy. Biz girişi gireceğiz şimdi. Pamukkale'ye giriş diyor. Bir girelim bakalım böyle yavaş yavaş. Ne olacak hele. Buralarda boş dükkanlar var. Tuvaletler. Şuraya baksana baba. Aha, köyleri görüyorsun. Antik şehirler. Anne, aşağıda mı? Teyzemi gezdiriyoruz. Neler bav? Bav? Yok yok, onlar çadır çekmişler baba. Herhalde temel var oralarda. Bunlar temel. Var var. Ha, buradan gireceğiz. Giriş burası. Burada deniz yok ki. Ne denizi? Sen burada deniz mi arıyorsun? Ama iyi sıcak. Üçüncü resim edersin. Sen yerden gönderdim ya ben bakayım biz böyle. Baba. Evet. Hepimiz şimdi yürüyerek gidiyoruz. Hava da güzel sıcak. Aynen. Ama. Basan Çınar da geliyor burada. Koş oğlum koş. Nasıl bir duygu? Güzel. Güzel. Burası bir köydür. Antik bir köy. Pamukkale. Her taraf. Ya burası tam definecilerin yeri. Yani burası bir güzel bir define videosu olabilir burada. İçinizde servis kullanmak isteyenler gidebilir. Ben kullanmayacağım. Ben geze geze geleceğim. Evet, servis kullanmak isteyenler 6 TL kişi başı.
ödeyebiliyor. Antik havuz. Sen. Evet. Şöyle. Teyze, eğer yürümek istemezsen servisle Pamukkale'ye git suya. Yok ya, gezelim ya. Ha, öyle mi? Ya ben söylüyorum sadece ya. Çok güzel. Bu ne? Gel adamım, gel. Gel. Gel, gel sen, sen şunu şöyle tut. Bu şekilde bak, bu şekilde. Böyle vurma arkaya. Yani. Böyle tut, tamam mı? Hep zamanında definecilerin, yani bu güzel tarihi eserler hep zarar vermişler, bu defineciler. Bu defineciler anlamak çok zor. Ya anlamıyorum. Bunları, bu işte uğraşıyorsunuz defineci arkadaşlar. Lütfen tarihi dokulara zarar vermiyorum. Lütfen rica ediyorum. Ver bakayım canımın içi bana. Yani dokulara zarar vermeyelim. Gerçekten de çok güzel. Çok süper bir yerler. Evet, bu şekilde servisler var. Yürümek istemeyenler servislere binip gidebiliyor. Ama biz yürümeyi tercih ediyoruz. Çünkü buradaki tarihi yerleri görmek istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mezarlar burada. Bakın mesela burada böyle bir lahit mezar var. Ve içinde daha önce mezar varmış ama kapağı bu şekilde açık. Köy, burası köy. Antik köy. Gelin. Şahane. Şuraya baksanıza ya. Burası nedir böyle ya? Burası acaba devlet tarafından mı bu şekilde yapılmış? Yoksa başka türlü mü? Bilmiyorum. İçinde ne var bunun? Buranın içi boşluk. Evet, burası tarihi yol. Evet. Burası böyle. Penceresi var. Pencerenin içinde. Elimi uzatıyorum. Odalar var bu şekilde. Zannedersem mezar odaları. Evet, mezar odaları buralar. Bir dönemlerde insanlar yaşamış buralarda. Orijinal taş yolları var. Bir yapıt, bir eser. Burada bir yazı var. O yazıyı görmek istiyorum. Frigya Hieropolis. Baba, baksana burada Frigya yazıyor ya. Burası bir mezar. Mezarın girişini, kapısını. Evet, burası bir mezar baba. Tabii kapıyı örtmüşler. Acaba içeriden bir şey görebilecek miyiz acaba? Sanırsam da gözükmüyor. Böyle güzel yapıları neden böyle kapılarını örtüyorlar? Halen anlamış da değilim. Baba, nereye gidiyorsunuz? Yapılar şahane. Yani gerçekten de söyleyeyim. Neden bu şekilde bu
güzel memleketimiz. Ya bu büyük taşlar işte hep mezar baba. Nasıl yerleştirmişler bana? Burası. Baba sen hayretle bakıyorsun, ben şaşırıyorum. Bakın burası, kapısı örtülmemiş bir mezar burası. Mezar odasına giriyoruz. Mezar odası iki kattan oluşmakta. Gördüğünüz gibi. Bir, iki. Yani giriş katıyla beraber bu şekilde oluyor. İki katlı. Tabii tabii, burası mezar odası. Burası buz gibi. Şahane. Geçin oturun. Acelemiz yok. Noni. Evet. Çekimlere devam ediyoruz. Burası çok güzel. Var var baba, annem burada her şey var, gel. Evet. Bana göre buralar 6 çukur. Ben şimdi size daha net göstereceğim bunu. Baba bu şekilde. Kocaman. Ne o? Timsah, timsah. Hani? Evet, burada bu kelamon mudur? Kertenkele midir? Nedir bunlar? Kertenkele. Evet. Bu kelamon mu diyorlar bunlar? Kertenkele bak, bunlar çok büyük. Yolda gelirken bunların bir tanesini ısırdık ya. Kazayla. Nuni, bunlar hepsi, bunlar hep dönem soygununa uğramış yani. Bunlar hep dönem soygununa uğramışlar. Tabii tabii almışlar. Bunlar hep zamanda hep soymuşlar. Bakın mesela burada bir tane mezar var. Anne. Bak, Nuni bak. Lahit mezarı görüyorsun. Lahit mezarı buna koymuşlar. Bak. Girişine bak. Yo, bak burası da bak mezar. Görüyor musun? Nasıl olacak mezar mı? Baksana işte. Al altı. İşte üstü mezar, altı mezar mı ne? Olamaz altı mezar ben. Ya mezar mezar. Baksana hep kertenkeler. Kocaman kocaman kertenkeler var. Gel mami. Gel. Şey buldum, dur aşkım. Gel. Ay, gel sen de. Ne? Kafana koy, ıslanmış. Yok, ben bunu yapacağım, bunu. Lan ıslak bunlar ama. Olsun, sorun değil. Sen Elif'e yap bir. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Burası... şekilde. Bakın. Bakın şuraya bakın. Görüyor musunuz mu? Evet, mezarlık. Bunlar hep mezar. Hep kapaklı mezarlar. Bakın bunların içi de halen açılmamış. Üstü kapaklı mezar, içi boş. Görüyorsunuz mu? Bakın. Burayı kırmışlar. Hep dönem soygunu. Daha halen bunların içinde ceset vardır. Kesinlikle. Var mı? Tabii tabii, içinde daha kapaklar var. Açılmamış. Açalım bakalım. Aslında bir şey olsaydı açardı içini. Tehlikeli danger diyor. Ne diyor? Tehlike. Tehlikeli bir şey var diyor burada. Bir dakika. Ha, yani mezarlıktır diyor, çökebilir diyor. Ulan üzerinde gezmeyin demek anlamına geliyor. Evet. Yürüyerek devam ediyoruz. Hep devam edeceğiz çekimlerimize. Şahane bir şey. Hep güzel. Görüyor musun bak? Hep lahit eşyalar. Acaba buraya ne koyuyorlardı? Kuzey. Baba. Acaba bu üstte lahit mezarını koyup altına da eşyalarını mı koyuyorlarmış ki acaba? Ama yine soygun olmuş.
Somya gibi bir şey var, ona bilirler. Yok, Somya'nın altı da, içi de mezar. Var var. Mezar yapısının cephesi yola bakmakta ve büyük bloklarda örülmüş kim noktadır. İki büyük kapı. Güneydeki mekan ise orijinal sütunlarla. Şuna baksana. Tamam. Toplanıyoruz. Buyurun, çekebilirsiniz. Evet. Bunlar hep mezar baba, mezar. Buralar hep mezar. Sırf mezarlık buraya. Baksana hep mezarlık. Buralar hep mezarlık. Evet, buralar hep mezarlık. Baksana baba. Buralar hep mezarlık. Şu şekle baksana baba. Evet. Burası şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ölüleri bu şekilde bu oda mezarların içinde, kaya mezarları mı diyelim bunlara? Bunlar burada mı yatırıyorlar? Tabii canım, oda mezarı işte bak burada. Oda mezarı bunlar mı? Tabii tabii bak, 3 tane bak. 1, 2, 3. Belki bunun altında bir kat daha vardı ama şu an için gözükmüyor. Toprakta olabilir. Toprağın altında. Bu şekilde. Burası yatak mı? Yatak değil değil. Mezar mezar. Mezarmış. Ölüleri bu taşların üzerlerine koyuyorlarmış. Anlıyor musun? Küçük cesetler için olabilir yani bu. Görüyor musun? Hep şey bak mezar. Yunanca, Yunanca yazıyor, Romaca yazıyor. Eski su kanalı. Eski dönemlerden kalma su kanalları. Kanalları bu şekilde geliyor. Evet. Çok yazılar var. Ev temelleri de var burada. Ayrıca her taraf mezar. Her taraf mezarlık. Burada her taraf mezar. Çok ilginç. Burada aynı bir mezar bulunmakta. Bu mezarın giriş kapısını demirle kapatmışlar. Acaba neden kapattıklarını anlamadım. Acaba neden kapatmışlar? Yoksa halen içinde mezar ve ölüler mi var? Evet, içinde bir şey de yok ama. Ne varmış bekliyorum içinde? Burası kapalı mı? Kapalı da içinde bir şey yok. Herhalde güvenlik açısından kapatmışlar. Üstünde lahit var ya. Bakın bir üstündeki lahitleri görüyor musunuz?
İki tane kocaman nahit. Tarih. Ne kadar güzel ya. Demek bunlar hep mezarlık burası ya. Frigya, Heropolis. Biz 42'de olduğum mezar. İsa'dan sonra 2 ve 3. yüzyıllarda yolun kenarında etal çevrede dörtgen planı büyük bir yapı yer almaktadır. Ön cephesi açıktır. Üstü günümüzde olan beşik tanrı üstüdür. Kapağı çift eğilimlidir. Duvarlar deprem nedeniyle dışarı doğru yıkılmıştır. Sağ tarafında donlas üzerinde yazı taktanmış mermer ve bulunmazsa çeker. Olasılıkla içine rahipler yerleştirilmiş. Evet. Evet. Bu taşlar depremden yıkılmış baba. Evet. Taşların bloklarına baksana ne kadar büyükler. Ekmekteyiz. Bu şekilde. Buralar hep tarihi eserler dolu. Önemli büyük başların mezarları hep var burada. 65 nolu mezar. Üzerinde şuttur. Bunlar hepsi bu şekilde göstereyim. Her taraf mezar. Mezar odası. Ve iki mezar yan yana. Gördüğünüz gibi. Hemen şu şekilde yanına yaklaşalım. Oo, buranın mezarı da bu şekilde. Lan bir sıkıntılar var. Baya baya bir serin yani. Bu şekilde. Çok sayıda mezarlar var. Mesela burada da bir yuvarlak mezar var. Bu şekilde. Etrafı yuvarlak kapaklarla. Ve üstünde de ayrıca bir lahit mezarı bulunan bir mezar. Şu şekilde. Bayağı da içi çukurmuş. Giriş kapısı herhalde aşağıdanmış bunun. Tabi topraklardan dolayı kapanmış. Öyle gözüküyor. Çekimlerimiz sürekli devam edecek. Ama bayağı sıcak yani. 33 derece sıcağın altında ve Pamukkale karşıda görünmeye başladı. Pamukkale karşıdan görünmeye başladı. Baba! Çekimlerimize devam ediyoruz. Polis. Bir yandan da insanlar yamaç paraşütüyle atlamaktalar. Yamaç paraşütü. Burada da bir mezar bulunmakta. Bu mezarda da aynı sistem yer almakta. Aynen bu şekil. Ve üstünde de 3 tane lahiti bulunan bir mezar. 3 tane lahiti. Bu arada da değişik bir mezara daha denk geldik. Üstü kümbetli bir mezar.
Kümbetli bu ya. Evet, kümbetli. Evet, kümbetli mezarlar. Kümbetli mezar. Bunların girişleri nerede acaba? Bunların girişleri kapalı. Hayır, açıkmış. Pardon. Açıkmış. Buradan bir girişi var. Hemen buradaki girişten bakalım bir. Evet. Buranın girişi bu şekilde. Herhalde dönerek arkaya doğru oda şeklinde gidiyor bu. Evet. Bunlar da böyle bu şekilde zannedersem. Evet, insanlar yavaş paraşütüyle aşağıdan bağıra bağıra geliyor. Şu karşısı. Burası da böyle kümbetli bir yer. Evet. Burası da böyle içi mezar dolu. Gördüğünüz gibi. Kümbet tarzında. Tümülüs mezarlar. Bunlara tümülüs mezar diyorlarmış. Tümülüs mezar. Aynen. Tümülüs mezar odaları. Şunlara bak. Şu basamaklara bakın. Basamaklar yapılmış. Üzerine de lahit konulmuş. Zamanla hep parçalanmış. Hep üstünde yazılar da var. Ama tabi okuyamıyoruz biz. O ayrı. Kümbetli yuvarlak mezarlar var. Her şekilde mezarlar var. Pamukkale karşıdan görünmeye başladı arkadaşlar. Güzel güzel şu yapıtlara baksanıza. Yapıtlar 10 numara. 1 ve 2. katlı. Şurada da bir kertenkele kocaman. Yağmur ol gel, gel, rüzgar ol gel, bulutlar yavaşa uzun, Allah'ım seni korusun. Evet, karşıdan Pamukkale traverterleri gözükmeye başladı. Başladı ve biz çekimimize devam ediyoruz. Sıcak ama yine de güzel de oluyor yani. Gel yağmur gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açar, aydınlı olsun. Burasını da çok güzel park yapmışlar bu şekilde. Evet. Burada
Manzara dehşet. Dehşet bir manzara var. Zannedersem burada sanırsam burası da beyaz ama burada şu an için su yok. Burada su yok. Sanırsam herhalde şu karşı tarafta Pamukkale travertenleri. Burası da böyle beyaz. Eskiden burada su geliyormuş. Belki yaz nedeniyle su buradan kesilmiş olabilir. Buranın suları halen böyle bu şekilde kireçli. Üzerine geziyorum şu an. Evet. Bu şekilde yürüye yürüye devam edebiliriz. Ama burada şu anda su yok. Zannedersem herhalde su şu karşı tarafta olsa gerek. Evet, o karşı tarafta su olsa gerek zannedersem. Ama burada şu an için yok. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Kıyı şeridinden gide gidiyoruz. Bu arada hava biraz serinledi. Ufaktan yağmur atmaya başladı. Kolay gelsin abi. Beyazlar içinde gün doğar ya aniden beyazlık. Evet, gördüğünüz gibi beyaz travertenlerin içinde bile lahit mezarlar var. Ama lahit mezarların içi komple çamur, kum ve toprak dolmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi. Lahit mezarlar hepsi toprakların içinde şu an. Daha çıkartılmamış. Çıkartılmayı bekliyorlar. Kümbetliler var. Buranın da girişi burası galiba. Ama önünü duvarla kapatmışlar. Şekilde. Buranın altının girişini kapatmışlar. Altına girilmiyor ama bu şekilde. Biz tabi bunları ben bu şekilde size video yapıyorum. Ben bunları daha detaylı şekilde inceledim. Baktım bunlara. Evet. Gezmelere devam. Gezmelere. Evet, burası çarşı pazar arkadaşlar. Çarşı pazara geldik. Tabii burası çarşı pazar. Eskiden benim dedem burada dükkanı varmış. İnşaat işiyle uğraşılmış burada. Bak öyle bir yapıyormuş. Tabii yine öyle. Evet.
Frontinus kapısı diyor. Roma döneminde kente anısal giriş kapısıymış. Vay be. Roma kapısına geldik. Roma kapısı baba. Tamamdır. Beş halkanızı alsan daha güzel çıkacak. Evet. Burası çarşı pazar. Benim dedemin burada zamanında dükkanı varmış. İnşaat işi yapıyormuş burada. Nalburiye falan. Al şurada da. Baba burası pazar yeri. Öyle mi yazıyor? Mona Lisa. Ne oldu baba? Bırak babam, bırak ya baba, bırak oğlum, bırak. Gel, gel tut, tamam tut. Tamam gel. Çekiyorum. Oğlum da geziyor değil mi? Çınar. Bak. Bak ne güzel yapıyor. Geç karşıya.